İlim, cehalet hastalığını ortadan kaldırmanın tek yoludur. Cehalet nedir derseniz, Allah Azze ve Celle'nin bütün şerri kendisine nispet ettiği şey cehalettir. Mesela düşünün, Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce yaşayan insanları, Allah'a şirk koşuyorlar, Allah'ın hudutlarını çiğniyorlar, Allah Azze ve Celle'ye karşı isyanda bulunuyorlar. Doğru mudur? Bu insanların birçok özelliği var. Fakat Allah Azze ve Celle bunların bir özelliğini ön plana çıkarıyor. O da nedir? Cehalet. O döneme cahiliye dönemi diyoruz. O dönemin insanlarına cahiliye insanları diyoruz. O dönemin kanunlarına cahiliye kanunları diyoruz. O dönemin adetlerine cahiliye adetleri diyoruz. Doğru mu? Demek ki yeryüzündeki bütün şerlerin anası cehalettir. Ve Allah Azze ve Celle bundan dolayı şerri ve şirki cehalete nispet etmiştir. Ve bütün müşriklerin ortak vasfı, bütün müşrikler cahildirler. Yani bizim zamanımızda ölçüler ters döndüğü için günümüzde cahil olan Müslümandır. Fakat Allah Azze ve Celle'nin ölçülerinde cahil olan müşriktir. Her müşrik cahil olduğundan dolayı müşriktir. Yani bir insan Allah Azze ve Celle'ye niye şirk koşar? Cahil olduğundan dolayı, Rabbini tanımadığından dolayı Rabbine şirk koşmuş olur. Ve Allah Azze ve Celle bundan dolayı müşrikleri fert olarak ve yaşadıkları dönemi de dönem olarak Allah Azze ve Celle cahiliye nispet etmiştir. Onun için bütün şerlerin anası cehalettir. Bütün şerlerin anası cehalettir. Hatırlarsanız geçen derslerimizde size bir hadis söylemiştim. Demiştim ki sahabe bir sefere çıktıkları zaman bir tane sahabe başından yaralandı. Geldi sahabelere dedi ki ben başımdan yaralandım. Gusül almak istiyorum. Bana bir ruhsat var mı? Dediler ki yok, biz senin için ruhsat bilmiyoruz. Ruhsat bilmiyoruz dedikleri şey ne? Allah Azze ve Celle ayette diyor, su bulamazsanız teyemmüm edin. Doğru mu? Doğru. Su var mı diyorlar adama? Var. O zaman teyemmüm alacaksın. Gusül abdesti alacaksın. Adam da ne yapsın? Suyu başından aşağıya dökünce düşüp ölüyor. Yani adamın kafasına kılıç girmiş. Şöyle bir yarık var adamın kafasında. Kovayla suyu içine boşaltırsan beyni sulanıyor adamın. Adam orada düşüp vefat ediyor. Tabii. Bu kıssa Peygamberimize nakledildiğinde aleyhissalatü vesselam kendi sahabesine diyor ki قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ. Onlar onu öldürdüler, Allah da onları öldürsün diyor. Sahabeye söylüyor bunu, beddua ediyor sahabesine. Geçen derslerimizde yine dikkat etmiştim, dikkatinizi çekmiştim, yine söyleyeceğim. Normal bir insan beddua ettiğinde normaldir. Fakat alemlere rahmet olarak gelen peygamber birine lanet okumuşsa, birine beddua etmişse orada çok dikkatli olmak lazım. Hani bu peygamber alemlere rahmet olarak gelmiş. Nasıl insanlara lanet okur? Nasıl insanlara beddua eder? Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye beddua ediyor. قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ. Allah azze ve celle onları öldürsün, onlar da adamı öldürdüler diyor. Peki çözüm ne? اِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالِ. Cahilliğin şifası diyor peygamberimiz. Cahillik hastalığının şifası soru sormaktır. İlim elde etmektir. Yani ne diyor Allah Resulü? Bilmiyorsanız sorun. Bilmiyorsanız öğrenin. İnsanlara fetva vermeyin. Nasıl ki o dönemde bilmeyen insanlar fetva vererek insanların canına mal oldular. İnsanları öldürdüler. Günümüzde de bilmeyen insanlar, cahil olan insanlar İslam dini hakkında konuştukları için insanların itikadına ve insanların dinine zarar veriyorlar. Öyleyse ne yapacağız kardeşler? Cehaletin üç kısmını kendimizden def edinceye kadar ilim talep edeceğiz. Bir, cehaletin en çirkin olanı hangisidir? Allah Azze ve Celle'ye karşı cahilliktir. Cehaletin en çirkini Allah Azze ve Celle'ye karşı cahilliktir. Ve yeryüzünde Allah'a şirk koşulmasının temel sebebi Allah'a karşı olan cehalettir. Bakın İmam Bukhari Nuh Aleyhisselam'ın kavminde şirkin ilk çıkışını anlatırken nasıl anlatıyor bize? Şöyle anlatıyor İbni Abbas'tan. Onlar diyor, aralarında salih olan insanlar vefat ettikleri zaman dediler ki bu salih olan insanlar bize Allah'ı hatırlatıyordu. Şimdi bunlar öldü. Bize Allah'ı hatırlatan kimse yok artık. Ne yapalım? Bunların heykellerini dikelim. Bunların heykellerini gördüğümüz zaman, resimlerini gördüğümüz zaman bize Allah'ı hatırlatsınlar. Getirdiler çarşıya, pazara, evlere resim, heykel günümüzde olduğu gibi koydular. Gaye ne? Bize Allah'ı hatırlatsın. Aynen İbni Abbas'ın ifadesi şu. Diyor, ne zaman ilim ortadan kalktı, bunlara ibadet edildi. Yani insanlar belli bir dönemde ilim üzereydi, bunlara ibadet etmedi. Allah'a şirk koşmadı.
Fakat belli bir zaman sonra ilim ortadan kalktıktan sonra insanlar bunlara ibadet etmeye başladılar diye. İkincisi, ikinci mertebede cehalet, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine karşı cehalettir. Yeryüzündeki bütün bid'atlerin sebebi Peygamberin sünnetine olan cehaletten kaynaklanır. Bakın bugün mesela yeryüzünde insanlar envai türlü şekillerde ibadetler yapıyorlar. Doğru mudur? Yani ama şunu biliyoruz ki ne peygamber ne de peygamberin sahabesi bu şekilde ibadet etmemişler. Peki bu insanlar niye böyle ibadet ediyorlar kardeşler? Bir düşünün. Çünkü peygamberin sünnetine karşı cahiller. Peygamberin sünnetinde ondan daha hayırlı olanın var olduğunu bilmiyorlar. Bilmedikleri için de habire tören, habire ibadet, habire ritüel, habire bir şeyler uyduruyorlar ve Allah'ın dinine yeni şeyler ekliyorlar. Demek ki insanlar sünneti bilseler, mesela örnek veriyorum, günlük hayatlarında var olan bidatlere bir bakın. Evvabin namazı diye bir şey kılıyorlar. Doğru mu? Akşam namazını kıldıktan sonra 6 rekat, 8 rekat bilmem ne, evvabin namazı diye bir namaz kılıyorlar. Niye bu namazı kılıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Çünkü nafile sünnetleri bilmiyorlar. Şimdi bir adam sabah 8 rekat kuşluk namazı kılarsa, işrak namazı kılarsa, her ezan okunduğunda ezanla kamet arasında 2 rekat namaz kılarsa, her vaktin sünnetlerine riayet ederse, akşam namazı için hasreten söylüyorum, ezanla kamet arasında 2 rekat, akşam namazını kılmadan önce peygamberin irşad ettiği 2 rekat, akşam namazını kıldıktan sonra 2 rekat sünnet kılarsa, evvabin namazı denen namaza gerek kalıyor mu? Zaten 6 rekat oluyor. Doğru mu? Bakın insanlar sünnet konusunda cahil oldukları için onun yerine sürekli bidatler koyuyorlar. Doğru mu? Mesela zikir meclislerine gidiyorlar. İnsanlar toplanıyorlar. Allah hey huy diye sözde kendilerince Allah azze ve celle'yi zikrediyorlar. Bakın kardeşler Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kim sabah namazını cemaatte kılarsa ve daha sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah azze ve celle'yi zikrederse ona bir hac ve bir umre ecri vardır. Ona bir hac ve umre ecri vardır. Ona bir hac ve umre ecri vardır. Ve şöyle neticelendiriyor hadis. Tam bir hac ve umre ecri vardır. Şimdi bir insan her sabah kalktığında ta güneş doğuncaya kadar Allah azze ve celle'yi zikrederse tarikatçıların kurmuş olduğu zikir meclislerine ihtiyacı kalır mı? Kalmaz. Fakat insan sünneti bilmeyince mecbur dine bidat sokmak zorundadır. Onun için cehaletin ikinci mertebesi olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine karşı cehalet İslam dininde bidatların çıkmasına sebebiyet vermiştir. 3. Allah azze ve celle'nin şeriatına karşı cehalettir. Bütün fıskın sebebi de budur. Yani insanlar mesela bugün dersten önce de faizle ilgili sorular soruldu kardeşler. Faiz dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? Faiz dediğiniz şey Allah azze ve celle'nin ayet-i kerimede فَاِلَّمْ تَأْزَنُوا وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَزَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi bırakın diyor Allah Azze ve Celle. Faizi bırakmazsanız Allah'a ve Resulüne harp ilan edin o zaman. Yani faiz yiyen adam, faizle ev alan, faizle araba alan, faizli kredi kartıyla alışveriş yapan adam her gün, her saat, her dakika Allah Azze ve Celle'ye harp ilan etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor faizin 73 tane kapısı vardır. En basiti kişinin anasını nikahlaması gibidir. En basiti kişinin kendi anasını nikahlaması gibidir. Bu kadar kendine ben Müslümanım diyen insan nasıl faiz diyor kardeşler? Herkesin cebinde 5-6 tane kredi kartı niye var? Herkes niye bir şey dediğinde vallahi yeni ev aldık, eve borcumuz var, şunu yapamayız, bunu yapamayız diyor? Çünkü insanlar Allah'ın hudutlarına karşı cahiller. Allah'ın hudutlarına karşı cahil oldukları için de çok rahat bir şekilde fıska, çok rahat bir şekilde fucura düşüyorlar. Öyleyse cehalet 3 mertebede de ister Allah'a karşı olan şirk dediğimiz cehalet olsun, ister Resulullah'a karşı olan bidat dediğimiz cehalet olsun, ister Allah'ın şeriatına karşı olan insanı fıska götüren cehalet olsun, her türlüyle cehalet yerilmiştir ve bütün şerler, bütün küfürler cehalete nispet edilmiştir İslam'da. Cahiliye ehli denilmiştir. Müslümanın cehaleti kendinden def etmez.